Peki Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül gecesine geri dönelim. Editör arkadaşımız Eda onun makyajını öyle bir övdü ki açıkçası biz de merak ediyoruz. Zaten kendisi de kendimi prenses gibi hissediyorum demiş. Kimden bahsediyoruz? Şarkıcı Zinet Salih. Makyajına bir göz atalım. Şöyle güzel nefes al. Teşekkür ediyorum. Valla 25 yıl, yani dilek olay çeyrek asır. Ben yılımı söylemeyeyim ama güzel bir yolculuğumuz var sizlerle. Valla aslında heyecanlıyım ya. Burada olmak güzel. Hepinize, yani ben tüm emekçi arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sonra bu ödüle layık gören değerli büyüklerimize teşekkür etmek istiyorum. Ama yolculuğumuz çok güzeldi. Bu gece de taçlanıyor. Prensesler gibi hissediyorum kendimi gördüğünüz gibi. Çok şanslısınız. Teşekkür ederim. Hep beraber başarıyla, güzellikle, sevgiyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bekarlık sultanlık hocam, dünya varmış oh be. Zinet... En sevgili Eda'm. Editörümüz Eda. Zinet'in makyajı çok güzel ama o saç ne? O saç hiç olmamış. Bugünkü konumuzda saçların inek yalamış haliyle ilgili masaya yatırıyoruz. Saçlar neden bu kadar geriye yapışıyor? Evet. Evet. Ya Zinet gerçekten makyajıyla, kıyafetiyle, aksesuarlarıyla prenses prenses gibi olmuş. Yo, ben beğendim kıyafetini. Kıyafet de. Kıyafet inanılmaz güzel. Ama proporsiyonuna yakışmış Müge Hanım. Bir şey söyleyeceğim. Yok ben. Sanki moda bak, yorumcusu gibi orası kıyafet çok fazla de, kalmış buraya. Bak Gülşen bak, yani gördüğümü genel söylüyorum. Bir bakabilir miyiz? Modacı değilim ama o kıyafete çok uzun bir boy, uzun bir boyun falan öyle bir şey gerekiyor sanki. Aynen ya da buralar biraz daha kısa kalacaktı. Şurası evet. Çok fazla yani şey basmış Zinet'i. Zinet zaten öyle çok boylu bir kadın olmadığı için şuranın yüksekliği Zinet'i aşağı çekmiş. Evet. O biraz daha aşağıda olacaktı. Hmm. Yoksa elbise çok güzel. Zinet de çok güzel olmuş bu arada. Zinet, ve dediğim gibi yakından eminim yıkılıyordur. Kesinlikle öyledir. Ama işte fotoğraflar ve kameralar biraz olayı değiştiriyor. O saça böyle elimde makasla gidip bir perçem atmak istedim. Değil mi? Yakışır, böyle şurada şöyle ya da, bir perçem. Ya da şurayı hafif biraz kaldırmak. Evet. Bak biz de topluyoruz sonra Sezer şöyle kaldırıyor. Yani şuradan bir iki tane bu konuyla ilgili tüyo vereyim mi? Evet. Şimdi saçı bu kadar hani böyle yapıştırmayı seven arkadaşlara tüyom olsun. Alttan mutlaka ve mutlaka kabartmak gerekiyor. Hmm. Yani alttan o saç illa krep yiyecek. Ondan sonra o saç böyle geriye yapıştıktan sonra bir de böyle hani parmak şeyleri kalması lazım. Ha, izleri, izleri kalması dağınık, lazım. Aynen. Dağınık toplanmış. Böyle gibi. Tamamen yapıştırdığınız zaman bu saçı mesela yapıp üstüne peruk takılıyor. Bu kadar yapıştırıp saçı yok edip kafayı üstüne peruk şey takılır mesela bu kadar yok edilen saçta. Ha. Ama o geriye yapılan saçın altının mutlaka volümlenmesi gerekiyor. Buradan bedava tiyolarımdan. Tiyoları verdin. Teşekkür ediyoruz sana.